and their annual income is between 110 and 150K. I'm Tiffany. I'm a waiter. Actually, I was a waiter. This is my last service. Here you go. Enjoy. I started the Tech Pro education course 6 months ago. I had no IT background, but now I'm a Salesforce developer with professional trainers and a great program. Are you thinking of an innovation in your career? Now is the time. Visit techproeducation.com now. Choose the field that suits you the best, join our online programs, and reach your dreams. Tiffany, you forgot your keys. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü IT Talk programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Ela. Bugünkü konuğumuz İsviçre'de bir data analistin kariyer yolculuğu ve konuğumuz da Nurullah Bey. Kendisi bizden data science kursu aldı, bitirdi, tamamladı ve şu anda aktif bir şekilde markette çalışmakta. Kendisi kurs süreci ve market süreciyle alakalı bizlerle deneyimlerini paylaşacak. Sizin de sorularınız olduğu takdirde mutlaka sohbet veya soru cevap kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Programın ilerleyen dakikalarında sorularınızı Nurullah Bey'e iletmeyi düşünüyorum. Sizleri çok bekletmeden Nurullah Bey'i davet edeyim. Hoş geldiniz Nurullah Bey. Hoş bulduk Ela Hanım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Öncelikle geldiğiniz için, davetimize icabet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bizim için çok kıymetli. Çok da güzel, dolu dolu bir program geçirmeyi planlıyoruz ve öyle olacağından da eminim. Ben teşekkür ederim. İnşallah faydalı olur izleyicilere ve dinleyicilere. Bir nebze olsun benim de katkım olmuş olur. Evet, çok teşekkür ederiz böyle düşündüğünüz için. Nurullah Bey, kısaca öncesinde sizi bir tanıyalım dilerseniz. Biz sizi tanıyoruz fakat dinleyicilerimiz arasında tanımayanlar var. Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. İsmim Nurullah Çilda. Ben 32 yaşındayım. Yaklaşık 6,5 yıldır İsviçre'de yaşıyorum. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. İsviçre'de IT alanında çalışmaya başladım açıkçası. Burada geçici bir süre proje yönetim ofisinde, IT proje yönetim ofisinde Scrum Master ve Project Management Officer olarak çalıştım. Geçtiğimiz sene itibariyle de TechPro ailesinden Data Science ve Data Analyst kursu almaya karar verip TechPro ailesine katılmıştım. Kısaca bu şekilde.
Evet, teşekkür ederiz. Kayıt sürecinde biz görüşmüştük aslında. Peki ben biraz bu süreci soracağım size aslında. Nasıl karar verdiniz? Nasıl başladı karar verme yolculuğunuz, karar verme süreciniz daha doğrusu nasıl geçti? Neden Tech Pro Education'ı seçtiniz? Kısaca bahsedebilir misiniz? Evet, öncelikle göz açıp kapayıncaya kadar böyle hızlı geçti diyebilirim. Bir sene olmuş. O süreç içerisinde defalarca kontak kurmuştuk. Evet, farkındayım. Zaten IT sektöründe çalışmaya başladığınız zaman siz de şunu fark ediyorsunuz hemen. Alan da sizi buna itiyor yani. Sürekli bir upskilling dediğimiz bir olay var. Sürekli kendinizin üzerine bir şeyler koymanız gerekiyor. Sürekli bir eğitim yapmanız gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Kendiniz de bu ihtiyacın farkında oluyorsunuz. Ben de IT Project Management Officer olarak çalışıyordum. Fakat daha çok bu işin içine nasıl girebilirim diye böyle hep kafamda bir soru işareti vardı. İlgi alanlarımı özellikle keşfetmeye çalışıyordum o dönemde. Dataya karşı bir ilgim olduğunu fark ettim. Çünkü datalarla biz çoğunlukla çalışıyorduk. İşte proje yönetim ofisi olduğu için yüksek bütçeli projelerin işte böyle finansal rakamlarını vesaire bunlar hep data tabii. Bunları şekillendirmeniz gerekiyor. Bazen chartlara dökmeniz gerekiyor. Yöneticilere rapor olarak sunmanız gerekiyor. Değişik şeyler kullanıyorsunuz. Excel'e bir yerden giriş yapıyorsunuz vesaire vesaire. Bu benim ilgimi çekti. Acaba dedim bu alandan gidebilir miyim? Sonra biraz kendim araştırma yaptım. İşte data analist veya data scientist nasıl olunabilir diye. Belki bunların detaylarını ileride konuşabiliriz. Daha sonra tabii bir kurs araştırma süreci oldu. Çevremden çoğu kez TechPro ismini duydum. Özellikle tester alanında sanırım TechPro'nun yani reputation'ı, o itibarı oldukça yüksekti o dönemde. Şimdi de hakeza öyle. Sonra sizinle görüşmeye başladık. Kurstan sanırım birkaç tane hocayla irtibat kurduk. Onlardan dinleme fırsatım oldu. Aklımdaki en büyük soru işareti tabii hem çalışarak hem bu kurs yapılabilir mi? Nasıl yapılabilir? Benim için dezavantajları nelerdir? Nasıl üstesinden gelebilirim? Belki bunlar da detaylı detaylı konuşmakta fayda var ilerleyen dönemlerde. Fakat şunu söyleyebilirim, ben hiç pişman olmadım. Aksine çok memnunum TechPro'yu seçtiğim için. Hem fiyat performans bakımından bakınca böyle, hem hocaların işte bizimle ilgi alakasına bakınca, hem kurs içeriğine bakınca, yani bırakın pişmanlığı, belki 3 kat o fiyatın üstünü verseydim bu tarz bir kurs alabilir miydim? İşte yani belki rakamlarla doğru mukayese edemiyorum ama sonuna kadar hakkını verdiğini düşünüyorum ben TechPro'nun. Evet, öncelikle güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederiz Nurullah Bey. Gerçekten çok mutlu etti bizi, yani çok gururlandırdı bu güzel yorumlarınız. O yüzden çok teşekkür ederiz. Peki Nurullah Bey, 6 aylık yoğun bir eğitim süreci geçti ve sonrasında offer aldınız. Sizce projede dahil olmak üzere bu 6 aylık süreç offer aldıktan sonra yeterli miydi? Herhangi bir eksik gördünüz mü? Sizi özellikle de iş hayatına hazırlama sürecinde yeterli miydin? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi kursun içeriği çok güzel hazırlanmıştı. Belki 6 aylık bir süreç yeterli olabilir diyebilirim. Güzel bir başlangıç olabilir diyebilirim. Data analist ve data scientist olarak piyasaya girmek için güzel bir başlangıç olabilir. Sanıyorum biz de tam 6 aylık bir süreç içerisinde kursu bitiremedik. Biraz uzadı. Gerek o dönemde depremin meydana gelişi, o üzücü haberle işte birazcık kursumuzda aksamalar meydana geldi. Fakat ortalamaya bakınca sanırım 8-9 ay gibi bir süreç içerisinde kursumuz bitti. Dediğim gibi bu süreç belki data analist ve data scientist olarak piyasaya girmek için yeterli bir süre olabilir. Fakat ben şunu gördüm, arkadaşlarım da şunu gördü, hepimiz bunun farkındayız. Biz işin veya ipin bir ucundan tuttuk fakat bir derya deniz yani devam etmek zorundayız, öğrenmek zorundayız, kendimizi bir şekilde geliştirmek zorundayız. Değişik platformlar var, belki bu bir sene içinde 8-9 ay içerisinde öğrendiğimiz şeyler işte TechPro hep kayıt altına aldı. Bunlar bizim için açık duracak platformlarda bir süre daha. Bunları tekrar etmem gerektiğinin farkındayım. Bunlar için şu anda plan yapıyorum. Ama şunu söyleyebilirim, piyasaya girmek için yeterli bir eğitim tabii ki. Evet, teşekkür ederiz Nurullah Bey. Bir yandan da dinleyicilerimizden sorular geliyor aslında. Ben öncesinde şunu sormak istiyorum.
Dinleyicilerimiz arasında bu alana başlamayı düşünen veya kayıt olmuş, şimdi yeni dönemde de başlayacak kursumuz yakın tarihte 22 Ocak'ta. Bazı akılda sorular oluyor, işte iş fırsatları, iş talepleri ne derecededir diye. Tabii İsviçre veya Avrupa bazında bakacak olursak iş talepleri, iş fırsatları ne derecededir şu an için Nurullah Bey? Şimdi iş fırsatı dediğimiz zaman IT sektörü çok geniş bir sektör. Ben herhalde sanırım 2025'e kadar veya 2026'ya kadar internette bir haber okumuştum. Sadece İsviçre genelinde 120 bin açık IT pozisyonu olacağına dair bir haber okumuştum gazetede. Yaklaşık bundan belki 2-3 sene önce. Yani bu da aslında bize her şeyi gösteriyor. İsviçre küçük bir ülke. 8 milyon nüfusu olan bir ülke. 120 bin açık pozisyondan bahsediyoruz. Şimdi bakınca kendi firmama da dahil olmak üzere pozisyonları remote olarak başka ülkelerden doldurmaya çalışıyorlar. O yüzden şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şirketler büyüyor, IT sektörü büyüyor, automation süreçleri çoğalıyor. Bunların hepsi şu anlama geliyor. Özellikle data analyst ve data scientist olarak bakacak olursak, onların perspektifinden bakacak olursak, bunun anlamı şu: datalar geliyor. Bu dataların bir şekilde yorumlanması gerekiyor. Bu dataların bir şekilde chartlara dökülmesi gerekiyor. Veya bu datalarla bir şekilde algoritmalar kurulması gerekiyor. Data analyst ve data scientist olarak her zaman açık pozisyon olacağını düşünüyorum ve çok açık pozisyon olduğunu düşünüyorum. Ondan yana bence kimsenin bir şüphesi olmaması gerekiyor aklında. Sadece belki biz burada kendimizi nasıl konumlandırabiliriz? Neden firmalar bizi tercih etsin? İşte bu soruya cevap verebilirsek sanıyorum bizim için de problem ortadan kalkacaktır. Evet, teşekkür ederiz Nurullah Bey. Dinleyicilerimizden şöyle bir soru gelmiş. İsviçre'de diploma almadan kursların bir kurslar kabul görüyor mu? Onların bir geçerliliği var mı diye bir soru gelmiş. Normalde bu tip soruları almıyoruz ama belki İsviçre bazında konuşacak olursak bir farklılık olabilir. Bu kursların, böyle bootcamp'lerin diplomasında veya işte sertifikasında bir onaylanmama durumu oluyor mu? Yoksa hani acaba bu bir şehir efsanesi olabilir mi? Yani şöyle, diploma tabii her zaman için önemli bir etken. Yani diploma, bir okulda eğitim görüyorsunuz. Belki onun sonunda işte orada bir staj yapıyorsunuz. Fakat bu TechPro'dan aldığınız eğitim de ondan kalır bir yönü yok. Yani bir yıl içinde veya 8-9 ay içinde size sıkıştırılmış bir bootcamp eğitimi veriyorlar. Bazen bu 2-3 yıllık bir üniversite eğitimine denk olarak tekabül ediyor. Bunun sonunda bir staj programı var ve bu 8-9 ay süre boyunca zaten siz sürekli hands-on projelerle bir şekilde uygulamalı olarak eğitim alıyorsunuz. Kursun bitiminde gösterecek bir sürü projeniz oluyor. Bu bakımdan şunu söyleyebilirim. Bu bootcamp'in sonunda bir mülakata girdiğinizde eliniz dolu bir şekilde giriyorsunuz. Tamam, diploma gerçekten önemli bir şey. Fakat mülakata girdiğinizde o CV, onun öncesinde gösterdiğiniz CV'de bir yıllık bootcamp, stajınızı gösteriyorsunuz, yaptığınız projeleri gösteriyorsunuz ve mülakat esnasında açıp aynı şekilde projelerinizi canlı olarak karşı tarafa açıklıyorsunuz. Ben bu projelerde yer almıştım, işte bu süreçlerden geçtim, bu metodolojileri kullandım, Scrum metodolojisini kullandım, Agile metodolojisini kullandım. Bunların hepsi çok önemli şeyler. O yüzden bootcamp'lerin de çok büyük yeri olduğunu düşünüyorum. Şahsen benim IT alanında bir eğitimim yok, daha önce bahsettiğim gibi. Bir 3 ay kadar HTML, CSS, JavaScript eğitimleri yapmıştım. Coursera'dan sertifikalar yapmaya çalıştım kendim aynı şekilde. Burada birkaç vakıftan yine bu şekilde eğitim almıştım. Ve sonuncusu da TechPro oldu. TechPro Data Science ve Data Analyst Bootcamp olmuş oldu. Evet, teşekkür ederiz Nurullah Bey. Yine dinleyicilerimizden gelen sorulara bakıyorum aslında. Dediğim gibi dinleyicilerimiz arasında henüz kursa başlamamış, başlamayı planlayan kursiyer adaylarımız da var. Şöyle bir soru gelmiş: kurs için nasıl bir ön bilgi gereklidir diye bir soru gelmiş. Öncesinde tabii siz de bu alanda hiçbir IT altyapımı yoktu dediniz. Hani bunun için önerebileceğiniz bir şey var mı, yoksa hani motivasyon yeterlidir diyebilir miyiz? Motivasyon yeterli diyebiliriz. Hatta en önemli şey insanın bunu zihninde bitirmesi. Eğer gerçekten bu bootcamp'e başlayacaksınız veya herhangi bir bootcamp'e başlayacaksınız, ben şunu kesinlikle söyleyebilirim.
Zihninizde o disiplin problemini de çözmeniz ve öncesinde bitirmeniz lazım. Bu 1 yıllık veya 8-9 aylık, işte 6 aylık, neyse sürecine göre, programına göre bir bootcamp olacak. Oturup ailenizle, eşinizle, çocuklarınızla veya çevrenizle bunu konuşmanız lazım. Ben 6-7 ay kadar bir bootcamp yapacağım. Bu benim için zorlu bir süreç olacak. Sizlerin anlayışını bekliyorum. Yeri gelecek 6-7 ay misafir kabul edemeyeceksiniz, misafirliğe gidemeyeceksiniz, sosyal hayatınız bitecek. Ama şunu söyleyebilirim ki sonunda meyvesi çok güzel oluyor. İşte o sonundaki meyveye erişebilmek için de bir takım sıkıntıları, zorlukları göğüslemek gerekiyor. Kolay bir süreç değil, biliyorum, yaşadım kendim. Sıkıntılı bir süreç. Yeri geliyor psikolojik olarak etkileniyorsunuz, baskı altında hissediyorsunuz. Ama sonunda çok güzel neticelere ulaşıyorsunuz. Gerçekten piyasada çalışabilecek bir data analist veya data scientist olarak kursun sonunda yetişmiş oluyorsunuz. Evet, teşekkür ederiz Nurullah Bey. Güzel de bir katılım var şu anda. Dinleyicilerimizden de bayağı soru gelmiş aslında. Tek tek soralım soruları. Şöyle bir soru gelmiş dinleyicilerimizden. Ben Sözel mezunu bir insanım. İşletim iletişimciyim. Data Science kursunda istatistik gibi matematikle ilgili konular öğretilecek bizlere. Bu konuda temelden ve iyi eğitim verileceğine şüphem yok. Ancak sözelciler için pek uygun değil diyenler de var bu bölüm için. Siz ne düşünüyorsunuz diye bir soru gelmiş. Özellikle istatistik öğretileceği için biz bu soruları çok alıyoruz acaba. İstatistiği anlayabilir miyiz? Ne kadar zor gibi sorular alıyoruz. Siz buna nasıl bir cevap vermek istersiniz? Şimdi öncelikle ben de zaten tamamen sayısalcı değilim. Türkçe matematik eşit ağırlık mezunuyum, İktisat Fakültesi. Ve kursta da bizim bootcamp'imizde birçok arkadaşım vardı. Türkçe öğretmeni veya sözel bölümler mezunu, sosyoloji, psikoloji mezunu. Aksine bu tarz şeyler belki sizin için beraberinde avantajlar getirebilir. Çünkü kursun sonunda data analist de olabiliyorsunuz, data scientist de olabiliyorsunuz. Bu sizin artık ilgi alanınıza göre belirleyeceğiniz bir hedef olabilir. Ve datalarla uğraşırken en önemli parçalarından bir tanesi de bu dataları güzel bir şekilde yöneticilere hazırladıktan sonra yönetici raporu şeklinde bunları sunmak. Burada da iletişim kabiliyeti devreye giriyor. Bu yüzden eğer iletişimde iyi olduğunuzu düşünüyorsanız burası da sizin için güzel bir nokta olabilir. Çünkü onları da sunmanız gerekiyor neticesinde son olarak. Bu yüzden avantaj getirebileceğini düşünüyorum. İkinci olarak da hani istatistik belki bize bir ön yargı olarak çevremizden bazı şeyler duyuyor olabiliriz. Bunlar bence sadece ön yargıdan ibaret. Bu tarz şeylere birazcık kulaklarımızı kapatmamız gerekiyor. Odaklanmamız gerekiyor hedefimize doğru. Çünkü Fatih Hoca özellikle TechPro ailesinde istatistikte çok iyi noktada. Kursu çok güzel veriyor. Yani ben sıfırdan başlayan bir insanın hiç zorlanmadan adım adım böyle hedefine çok güzel bir şekilde varacağı kanaatindeyim. Kendim de bu süreci yaşadığım için emin olarak söylüyorum bunu. Dediğim gibi yani belki data scientist alanında data scientist olmaya karar verirseniz birazcık daha böyle algoritmalara belki istatistikle uğraşmanız gereken yerler olacaktır. Kesin %100 de bu olmak zorunda da diyemiyorum. Fakat aldığımız bu bilgiler tabii ki bizim için hep piyasada bize avantaj olarak geri dönecektir. O yüzden ön yargılara kapalı bir şekilde ben hedefe odaklanmanın daha doğru bir aksiyon olacağı kanaatindeyim. Evet, çok teşekkür ederiz Nurullah Bey. Yine bakıyorum sorulara. Şöyle sorular gelmiş aslında. Hangi teknolojileri bilmek gerek, öğrenmeye hangi teknolojiden başlamak gerek, öncesinde önerebileceğiniz bir alan, bir bilgi, bir video var mıdır diye bir soru gelmiş. Aslında yani genel olarak cevap verdiniz. Öncesinde bir motivasyon gerek, benim de IT altyapım yoktu dediniz. Yine bu şekilde mi cevap verelim yoksa farklı bir öneriniz var mıdır? Yani illaki kurstan önce bir şeyler yapmak istiyorlarsa katılımcılar, arkadaşlar, tabii ki bazı teknolojiler var. Bunlara bakılabilir. Coursera'da, Udemy'de basit düzeyde kurslar var. Bunlarla hafiften bir başlangıç yapılabilir. Ben Python'ı tavsiye ederim özellikle. Python'la bir giriş yapabilirler. Onun haricinde böyle hafif bir SQL ile yine devam edilebilir. Ama dediğim gibi kursun içeriği zaten çok zengin. Bootcamp'in içeriği zaten dolu dolu. Yani başlamasalar da öğrenmeye veya bir kurs bitirmeseler de kurstan önce zaten kurs herkes için yeterli olacak diye düşünüyorum.
Evet, teşekkür ederim Nurullah Bey. Yine sorulara bakıyorum. Şöyle bir soru gelmiş. Ben de yeni başlayacak olan Data Science kursuna gideceğim. Türkiye'deyim. Bir arkadaşım yaş ve dil engelin var. İş bulamayabilirsin dedi. Türkiye veya yurt dışında yaş ve dil engeli ne düzeydedir demiş. Belki Türkiye açısından hani tam olarak cevap veremeyebiliriz aslında ama sizce bu alan için bir yaş kısıtlaması var mıdır ki bir de İsviçre açısından söyleyecek olursak dil kısıtlaması var mıdır? Sadece İngilizce ile işe girilebilir mi? Yoksa İsviçre farklı bir dilde bilinmesini istiyor mu? Evet, yani farklı açılardan değerlendirmek lazım yine. Türkiye'deki tabii iş piyasasını şu an için çok bilemiyorum. Fakat şunda da eminim yani. Türkiye'de de olsanız, Avrupa'da da olsanız, Amerika'da da olsanız, hakeza zaten mecburen yani. Her zaman yabancı dil sizin için avantajla beraber gelecektir. İngilizce bildiğiniz takdirde belki %100 bir piyasaya hitap edebiliyorsanız, İngilizce bilmediğiniz takdirde belki bu %50'ye düşecek, belki %20'ye veya %30'a düşecek. Burası için söyleyebilirim veya ne dediğim gibi Avrupa için söyleyebilirim. Yabancı dil yani öğrenmek önemli. Öğrenirseniz avantajı da beraberinde getirir. Ama bilmiyorsanız da hiçbir şey için geç değil. Ben olsam şimdiden başlarım yavaş yavaş. Her gün yarım saat, 15 dakika değişik platformlar var İngilizce konuşmak için. İşte böyle birebir de İngilizce konuşmak kursları alabileceğiniz yerler var. Onları araştırabilirsiniz internetten. Tavsiye ederim. Onun haricinde imkansız mı? İmkansız değil. Sanırım Türkiye'de de imkansız değildir. Burada da imkansız değil. Burada yerel dil, 4 tane yerel dil var. Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Romanca. Sadece bunları konuşarak da işe giren arkadaşlarım var. Fakat dediğim gibi daha böyle uluslararası alanda, international firmalarda çalışmak istiyorum dediğiniz zaman İngilizce olmazsa olmazlardan bir tanesi haline geliyor. Çünkü farklı lokasyonlarda bunların şubeleri oluyor. Bu kişilerle toplantı yapmanız gerekiyor. Zaten bir tane yabancı bile toplantıya katılsa otomatik olarak dil İngilizceye dönüyor. Bu sebepten dolayı avantajlı olduğunu söyleyebilirim ama olmazsa da imkansız diyemem yani. Evet, teşekkür ederim Nurullah Bey. Bu arada dilden hazır bahsetmişken, daha doğrusu İngilizceden bahsetmişken, küçük bir detaydan bahsetmek istiyorum. Kursumuza kayıt olan kursiyerlerimize de ayrıyeten İngilizce dili eğitimini de veriyoruz. Belki çok kurs kadar yoğun olmasa da buradaki amacımız en azından bir kurda olsa ilerletmek. O yüzden hani kursumuza kayıt olan kursiyerleri bu konuda da biz ilerletmeyi düşünüyoruz. Çünkü dediğiniz gibi IT alanında İngilizcenin ne kadar gerekli olduğunu biz de farkındayız. Teşekkür ederiz Nurullah Bey. Yine dinleyicilerimizden gelen sorulara bakıyorum. Şöyle bir soru gelmiş. Kurs bitiminden ne kadar sonra offer aldınız? 3,5 ay sonra işe girilebilir diye duydum. Gerçekten mümkün mü? Bir de Java vesaire gibi başka diller bilmek avantaj sağlıyor mu diye sormuş. Yani mülakat sürecinizde size farklı bir dili biliyor musunuz diye sorular geldi mi diyelim. Öncesinde tabii ki ne kadar sürede offer aldınız ve burada Kübra'nın 3,5 ay sonra işe girilebilir diye duydum. Mümkün mü demiş. Öncelikle dilerseniz buna bir cevap verebiliriz. Evet. Dediğim gibi bizim kursun süreci biraz farklılık gösterdiği için zaman kavramı olarak belki tam olarak şey yapamayabilirim, cevaplandıramayabilirim bu soruyu ama kurs bitiminden 3 ay kadar önce ben offer alabildim. Halihazırda çalıştığım firma bizim zaten çok büyük bir firmaydı. Dünya genelinde yaklaşık 100 bin kadar işte çalışanı var. Çok farklı ülkelerde lokasyonu var. Bu yüzden çok farklı iş ilanları oluyor, boş pozisyonlar oluyor. Bunlara başvurabiliyorsunuz. Ben de bunlara başvurmuştum. 3 ay kadar öncesinden offer alabildim. Bunda tabii önemli olan etkenlerden bir tanesi şu oldu. O projeleri göstermem oldu. Daha öncesinde genelde iş ilanlarına baktığım zaman hep şunları görüyordum. 3 yıl tecrübeli, 5 yıl tecrübeli data analistler arıyorlar. Tabii zordu benim için yani bu şeyi aşmak. İş başvurularını yaptıktan sonra mülakat aşamasına geldik. Mülakat aşamasında özellikle tecrübe noktası onlarda da karşı tarafta da bir soru işaretiydi. Ama hani bu noktayı bir belki açmak gerek. Dediğim gibi bu bootcamp'te çok fazla proje yapıyorsunuz. Elinizde bir sürü proje oluyor. Bootcamp'in sonunda yine bir tane
internship yapıyorsunuz, staj yapıyorsunuz. Orada yaptığınız şeyleri anlatabiliyorsunuz. Ben mülakatta bunları anlattığım zaman karşı tarafı tatmin edici olmuştu. Yani karşı tarafta belki şu izlenim uyanmıştı. Bu kişi belki 2 yıllık, 3 yıllık tecrübeli bir insanın yaptığı şeyleri yapmış, bir projeler üzerinde çalışmış, beraber takım çalışması yapmışlar, farklı metodolojiler görmüş, farklı tool'lar üzerinde çalışmış. Bu yüzden benim için çok faydalı olduğunu düşünüyorum bootcamp'in. Ama 3 ay galiba soruda öyle bir kısım da vardı. Evet, 3 ay içinde de belki offer almak mümkün olabilir. Çünkü data analiz kısmı 3 ay sonra bitiyor. Yaklaşık 3 ay sürüyor. 3 ay sonra da data analist olarak giriş yapmak mümkün piyasaya tabii ki. Evet, dediğiniz gibi kursun ilk 3-3,5 ayı data analiz, sonrasında da machine learning eğitim veriyoruz. Dediğiniz gibi bu data analiz sürecini bitirdikten sonra data analist için iş başvurularında bulunabilirsiniz. Bir de şöyle bir soru gelmişti. Java gibi başka diller bilmek avantaj sağlıyor mu diye sormuş. Ben şöyle sorayım size. Mülakat süreciniz nasıl geçti? Ne gibi sorular soruldu? Hangi programları mülakatta bilmeniz gerekir diye önerirsiniz? Kısaca mülakat sürecinizden bahsedebilir misiniz? Yani şimdi Java avantaj olabilir mi? Avantaj olur tabii ki. Yani bildiğiniz her şey CV'nizde sizin için bir avantajdır. Fakat karşı taraf da şunun farkında. Ben bunu her zaman aklımda tutuyorum. Özellikle bir önceki pozisyonumdan, Scrum Master pozisyonundan ayrılırken benim yerime yeni Scrum Master'lar arıyorlardı. Sağ olsunlar bu konuda da çok şeffaflardı. O dönemdeki mülakatları da benimle paylaşıyorlardı yenime gelecek kişi için. Özellikle iki tane direktörümden şunu duydum. Yani biz CV'lerde çok afaki şeyler görebiliyoruz. Yazmış da yazmış. Bir sürü teknik işte bilgi yazmış oraya. Veya yetkinlik yazmış. Ama biz diyordu şunun da farkındayız. Yani bir insan robot olmadığı müddetçe bu bilgilerin hepsini aynı anda kullanması imkansız. Bizim için önemli olan şu, biz bu kişiyi neden işe almalıyız? Diğerlerinden ayıran nokta ne? Veya bu kişi sosyal hayatta nasıl? İletişim kabiliyeti olarak nasıl? Karşıdaki insanlar şunun da farkında. Siz zaten işe girdikten sonra bir şekilde teknik bilgilerinizi orada da geliştireceksiniz. Donanımınızı arttıracaksınız. Fakat oradaki iletişiminiz nasıl olacak? En önemli şey onlar için kafalarındaki soru işareti bu. Bazen sosyal aktiviteler, sosyal projeler çok önem arz ediyor onlar için. Gönüllü olarak neler yapmışsın, hangi faaliyetlerde bulunmuşsun, insanlara yardımcı olabiliyor musun iş hayatı dışında da. Bu tarz şeylere çok dikkat ettikleri oluyor. Dediğim gibi yazdığınız her şey sizin için faydalı olabilir. Ama çalışacağınız alanda tabii ki çalışacağınız alanın özelinde Java sizi nereye götürecek veya Java'yı nerede kullanacaksınız? Eğer kullanabileceğiniz bir yer var mı yok mu? Bunlara bir bakmak lazım. Data Scientist, Data Analyst kısmında baktığımız zaman Python ve R dili önemli. Dediğim gibi önemsiz olacağını söylemiyorum. Her zaman avantajdır. Ama tabii ki özellikle olmazsa olmaz neler? Bunlara bakacaklardır. Daha sonrasında ekstra belki yetkinliklere bakacaklardır alım yapan kişiler. Evet, çok teşekkür ederim Nurullah Bey. Şöyle çok güzel bir soru gelmiş aslında yine mülakat süreciyle alakalı. İşe başlamadan önce network oluşturma bu alandaki çalışanlara ve yöneticilere ulaşma anlamında hangi yöntemler kullandınız diye bir soru gelmiş. Bu konuda bir öneriniz olur mu dinleyicilerimize? Bu konuda evet şöyle bir önerim olur. LinkedIn'de yapacağınız network'ün önemi büyük. Fakat LinkedIn'de network yaparken de dikkatli olmak lazım. Bazen ilgisiz kişilere istek de gönderebiliyoruz. İlgisiz kişileri ağımıza dahil edebiliyoruz. Bunları ben gereksiz buluyorum. Mümkün olduğunca hedef odaklı belki orada bir network yapmak lazım. Oturup internette bir araştırma yapılabilir. Bazı büyük firmalar çıkartılıp buradaki data scientist pozisyonlarında kimler çalışıyor? Bunların yöneticileri kimlermiş? Data analistler kimlermiş? Bunlar üzerinden gidilirse daha faydalı bir network olabileceğini ben düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Umarım dinleyicilerimiz bu kısımları not almıştır. Çok önemli bilgiler veriyorsunuz burada. Peki şöyle bir soru gelmiş. Siz de
programın ilerleyen dakikalarında bundan bahsederiz demiştiniz daha doğrusu. Hem çalışıp hem bootcamp'i beraber götürmek mümkün mü diye bir soru gelmiş. Ben şunu hatırlıyorum. Nurullah Bey mezun olmasına yakın bir zamanda biz bir görüşmüştük. Nurullah Bey bize şunu söylemişti. Kursla işi bir arada götürmek bir tık benim için zor oldu demişti. Hatırlıyorum bunu. Tekrardan bu soruyu cevaplayacak olursak ne düşünüyorsunuz Nurullah Bey? Yani bir tık değil, benim için gerçekten zor bir süreç oldu. Kolay değildi hakikaten. Fedakarlık gerektiriyor dediğim gibi. Bazı şeyleri öncesinde konuşmanız gerekiyor ailenizle, yakın çevrenizle. Çünkü sosyal hayat sıfıra iniyor. Bazen haftada bir gün sadece alışverişe gidecek kadar bir vaktiniz oluyor. Onda da Zoom üzerinden arkadaşlarla beraber yapılan toplantılara katılıyorsunuz. İşte orada fikir alışverişi vesaire yapıyorsunuz projelerle ilgili. Planlı olmak gerekiyor. Bunların hepsi tabii ki çok önemli şeyler. İş hayatında da nasıl üstesinden geldim? Şu şekilde. İş hayatında planlıydım. Daha da planlı olmaya gayret gösterdim bu süreç zarfında. Sabahları kendime 2 saat ayırdım. O 2 saat zaman diliminde takvimi bir şekilde bloke ettim. Orada toplantım olduğunu gösterdim iş arkadaşlarıma. O süreç içerisinde verilen ödevleri yapmaya çalıştım. Veya bir önceki günün dersleri varsa onları arkadaşlarımla beraber onların açtığı gruplarda gözden geçirmeye, tekrar etmeye çalıştık. Bu benim için çok faydalı oldu. Çünkü eğer tekrar etmezseniz, gün içinde ekstra bir şey yapmazsanız, bootcamp gerçekten içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Çünkü her gün yeni konular ekleniyor. Hocalarımız sağ olsunlar tekrar etmeye çalışıyorlardı bizden gelen talepler üzerine ama yine de yeterli değil. Kendinizin de bir şekilde 2-3 saatlik bir zaman dilimi ayırıp, en az ben diyorum 2-3 saatlik bir zaman dilimi ayırıp, sizin de tekrar etmeniz veya ödevler üzerinde çalışmanız gerekiyor. Kalıcı hale getirebilmek için kazandığınız bilgileri. Bu sebepten dediğim gibi biraz daha diğerlerine göre fedakarlık gerektiriyor eğer çalışıyorsanız. Ama imkansız değil, yapılmaz değil. Önümüzde örnekler var. Yapılmış bir şey. Siz de yapabilirsiniz. Neden yapılmasın? Yani çok teşekkür ederiz Nurullah Bey. Bir data analist olarak bir gününüz nasıl geçiyor diye bir soru gelmiş. Çok güzel bir soru. Bir gününüz nasıl geçiyor? Ofisten mi çalışıyorsunuz? Remote olarak mı çalışıyorsunuz? Çalışma saatleriniz nasıl? Ve belli saatler arasında bilgisayarın başında mı olmanız gerekiyor? Yoksa daha rahat bir süreç mi sizin için? Kısaca bahsedebilir misiniz Nurullah Bey? Evet, firmadan firmaya tabii bunlar hep değişkenlik gösterebilecek şeyler. Bizim bilgisayarlarımız cloud'da, cloud sistemi üzerinden biz çalışıyoruz. Herhangi bir bilgisayardan, dünyanın herhangi bir yerinden kendi bilgisayarımızı online olarak erişebiliyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Evet, günümüzde yani çalışıyorsanız hemen hemen gününüzün her dakikasını, her saatini, eğer fiziksel olarak toplantınız yoksa ofiste diğerleriyle beraber, bilgisayar başında geçiriyorsunuz. Çoğunlukla kafanızda işte bir tane headset. Bu şekilde online olarak toplantılar yapıyorsunuz. Toplantılarınızın olmadığı zaman dilimlerinde eğer bir data analistseniz, tabii ki database'leriniz var. Database'lerde işte datalar toplanıyor. Bir şekilde size data engineer'ler tarafından bunlar tedarik ediliyor. Siz oradan dataları alıyorsunuz. Ondan sonra sizin işte interpretation kısmı dediğimiz artık yorumlamanız başlıyor. Bunları farklı tool'lar üzerinde işte kursta da zaten gösterecekler. Tableau olsun, Power BI olsun veya en basitinden Excel'de olsun, bunları visualization olarak işte chart'lara döküyorsunuz. Daha sonra bunları yöneticilerin kullanabileceği şekilde nasıl güzel aktarabilirim? Bunların tabii hepsi detaylı bir şekilde bootcamp'te öğretilen şeyler, storytelling dediğimiz aşamalardan geçerek böyle onları nasıl daha güzel verebilirim? Bunun üzerinde kafa yoruyorsunuz. İşte bazı hatalar varsa tool'larda bug fixing dedikleri işte onlarla size geliyorlar, diyorlar ki şu kısımları çalışmıyor veya şu kısımlarda formüller yanlış veya datalar yanlış hesaplanmış, bir şekilde yanlış bir şey gösteriyoruz. Bunların düzeltilmesi gerekiyor vesaire. Bunları yapmaya çalışıyorsunuz. Genel olarak bu şekilde, yani sürekli datalarla hemhal oluyorsunuz açıkçası. Dataları seviyorsanız data analist veya data scientist tam sizin yeriniz diyebilirim. Data scientistlerin gözünden bakarsak onlar da birazcık daha farklı oluyor. Onlar tabii buradan ne kadar anlatabilirim, ne kadar onlara yansıtabilirim bilemiyorum ama onlar da belli datalar üzerinden bazı algoritmalar kurarak
bazı tahminlerde bulunmaya çalışıyorlar. Günümüzde özellikle işte böyle büyük firmalar, mesela en basitinden Netflix, hocalarımız çok örnek vermişti. Orada recommendation sistem var. Kullanıcılara bazı filmler öneriyor. Bunları nasıl öneriyor? Arka planda bazı algoritmalar tasarlayarak kullanıcılara yeni filmler öneriyorlar. Çok değişik teknolojiler insanların ilgisini çekiyor veya işte birazcık daha ilerlediğiniz zaman computer vision devreye giriyor. Mesela birazcık daha somutlaştıracak olursam bir sigorta firması düşünün. Bir kişi geliyor, telefonuyla bir aracın fotoğrafını çekiyor, kazalı bir aracın. O araçtaki hasarları o fotoğraf üzerinden otomatik olarak tespit edebiliyorlar. Tabii bu nasıl yapılıyor? Arka planında binlerce fotoğraf belki onun öncesinde yüklenip o bilgisayara bir şeyler öğretiliyor. O öğrendiği şeyler üzerinden kullanıcı yeni tahminler sunuyor. Bu tarz şeylerle genel olarak vaktinizi geçiriyorsunuz. Evet, çok teşekkür ederiz Nurullah Bey. Peki çok önemli bir soruyu soracağım. Sürekli bizim de aldığımız bir soru. Maaş sorusu tabii ki, ortalama maaş. Ortalama maaş ne kadardır? Deneyime bağlı maaşlarda bir değişiklik oluyor mu? Kısaca bahsedebilir misiniz? Peki Avrupa bir de Avrupa bazında konuşacak olursak, hani bilginiz var mı, sadece İsviçre değil de Avrupa'da da ortalama ne kadardır? Evet, Avrupa, İsviçre bazında başlayayım, yani İsviçre olarak başlayayım. Tabii Türkiye'deki maaşlardan haberim yok. Almanya'da belki birazcık kıyaslama yapabilirim. Deneyiminiz yoksa, data analist veya data scientist olarak başlayacaksanız, herhangi bir doktora veya master diplomanız da yoksa, bunların hepsi tabii değişik etkenler. Orada research çalışan olarak da data scientist olarak çalışırsanız da bunların hepsi etkiliyor maaşları. Ama en düşük ortalama maaş olarak 65 bin, 70 bin euro, 70 bin frank, İsviçre frangı civarıyla böyle başlıyorsunuz. Bu yavaş yavaş yükseliyor. Data scientist olarak bakarsak da bildiğim kadarıyla onlar da 80 bin, 90 bin İsviçre frangıyla yıllık olarak başlıyorlar. Tabi bunlar dediğim gibi ileride yükselebiliyor. Master veya doktoranız varsa rakamlar değişebiliyor. Çünkü orada sizin birazcık daha bilginiz artıyor. Faydalı olacağınız kısımlar artıyor. Data scientistleri yönlendirebiliyorsunuz. Takımı yönlendirebiliyorsunuz. Orada 120 bin, 130 bin İsviçre frangı gibi rakamlarla başlayabiliyorsunuz. Almanya bazında da genel olarak benim bildiğim tecrübeli bir data analist veya data scientist ortalama 80 bin 90 bin euro civarı kazanıyor olabilir. Ama bunları tabii kıyasladığımız zaman hemen hemen aynı şartlarda yaşam koşullarını sunuyor firmalar. Ülkelerin enflasyon düzeylerine göre bu hesaplamaları yapıyorlar. Ama bu şekilde. Evet, teşekkür ederiz Nurullah Bey. Dedik ki 3 ay sonra veri mühendisliği, veri analisti, data analist olarak iş başvuruları yapabilirsiniz dedik. Şöyle bir soru gelmiş. Data Science eğitimini tamamladıktan sonra veri mühendisi olarak değil de AI mühendisi, yani yapay zeka mühendisi olarak da çalışabilir miyiz diye bir soru gelmiş Nurullah Bey. Doğrusunu söylemek gerekirse bu konuda çok bilgim yok. Fakat şunu duydum geçenlerde Müslüm hocamdan. Generative Artificial Intelligence kısmı özellikle programa dahil ediliyor. Bu da sanırım bir kapı açacak oraya doğru. Bizim arkadaşlar için de bootcamp'ten mezun olan kişiler içerisinde. Eski mezunları da sanırım kursu açacaklar. O şekilde bahsettiler. Fakat derinlemesine bir bilgim yok açıkçası. Evet, teşekkür ederiz Nurullah Bey. Sorulara bakıyorum. Daha önceki iş tecrübeniz avantaj mıdır? İş tecrübesi olmayan biri için bu iş bulma süreci daha mı zor diye bir soru gelmiş dinleyicilerimizden. Ya tabii iş tecrübesi her zaman avantajdır. Ne yapmış olursanız olun, herhangi bir iş yerinde çalışmak, bunların hepsi size artı şeyler olarak geri dönüyor. Özellikle iletişim alanında veya bir problem yaşadınız, bu problemi iş arkadaşlarınızla beraber nasıl çözersiniz, olaya yaklaşımınız ne olur, bunların hepsini soft skills'leri iş hayatında öğreniyorsunuz. Bunların hepsi tecrübelerden gelen şeyler. Bu yüzden tecrübeye çok farklı bir konumda değerlendiriyorlar. Tecrübe çok önemli işe alım yapacak insanlar için. Çünkü bu onlar için de bazı riskleri minimize ediyor. Ama iş tecrübeniz yoksa yine dediğim gibi bu sizin için yani kesinlikle olmazsa olmaz. Ben iş bulamam,
böyle bir karamsar bir havaya kapılmaya da gerek yok. Çoğu firma junior eleman arıyor. Alıp onu yetiştirmek için hem ekonomik sebeplerden dolayı hem de dediğim gibi yani belki daha dinamik insanlarla çalışmak istediği için, yeni ekipler kurmak istediği için, bazen yeni başlayan kişilerin teknolojiye olan merakı daha fazla olduğu için bu insanları tercih edebiliyorlar. O yüzden ikisinin de hem artısı hem eksisinin olduğu yerler var. Evet, teşekkür ederiz Nurullah Bey. Şöyle bir soru gelmiş. Hali hazırda şu an data science, devam eden bir data science kursumuz var ve onun kurs yerlerinden biri şu şekilde bir soru geldi. Soru sormuş. Hali hazırda data science kursundayız ve şu an proje haftasındayız. Yaptığımız projelerden bahsederken nasıl bir yol izlemeliyiz, izleyebiliriz? Şu an bunlarla ilgili nasıl notlar alabiliriz diye güzel bir soru gelmiş dinleyicilerimizden. Tabii işe giriş aşamasında insanın kendisini pazarlaması çok önemli bir husus. Bizim Türk halkında geleneksel olarak belki böyle bir alçakgönüllülük bizde çok önemli bir yere sahip. Fakat bizim yıkmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi de iş piyasasına gerçekten girmek istiyorsak bu alçakgönüllülüğü yıkmamız gerekiyor. Avrupa'da veya Amerika'da insanlar kendilerini pazarlıyorlar. Bizim de bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bir proje yaptın ama bunu çok güzel bir şekilde karşı tarafa sunmalısın. Öyle bir ambalajlayıp paketleyip anlatmalısın ki bunu karşı taraf demeli yani evet ben bu kişiyi almalıyım. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İki kişiyle çalışıyorsun. Ben bir takım çalışması yaptım. Biz orada Agile metodolojisini kullandık. Biz her gün daily toplantılar yaptık. Projeyi adım adım değerlendirdik. Projenin belli kısımlarında retrospektif meetingler yaptık. Geriye dönüp bir baktık. Nerede hata yapmışız? Neyi doğru, neyi güzel yapmışız? Önümüzdeki hedefe ulaşmak için kendimizi orada bir güncellemeye çalıştık. Hep bu tarz şeyler ekleyerek yani pazarlamaya çalışarak projeleri anlatmakta fayda var. Aynı şekilde yapılan projeleri açıp böyle bilgisayarda ekran paylaşımı yaparak işte biz bu projeleri yaptık, şu şu aşamalardan geçti, şu planlama tool'larını kullandık vesaire vesaire. Bunlar onlar için çok önemli şeyler anlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Üzerine basa basa söylüyorum, kendinizi pazarlamak çok önemli. Alçakgönüllü olmadan. Evet, yani o zaman kendinize güven, self confidence çok önemli diyebilir miyiz bu durumda? Kesinlikle, kesinlikle. Zaten mülakattaki konuşmanızdan, projeyi anlatmanızdan, detayları açıklamanızdan karşı taraf bunların hepsini rahatlıkla ölçebiliyor. Onlardaki tecrübe de yani azımsanacak bir şey değil tabii insanlar. Mülakat yapa yapa karşıdaki insanları kolayca tartabiliyorlar. Self-confidence çok önemli. Evet, çok teşekkür ederiz Nurullah Bey. Yavaş yavaş programın da sonlarına yaklaşıyoruz aslında. Dinleyicilerimizden bir hayli soru gelmiş. Şöyle bir soru var. İşe girdiğinizde firmanın beklentisi sizden ne seviyede oldu? İşe girdikten firma içinde eğitim, öğrenim süreci devam etti mi işe girdikten sonra? Yoksa işe girer girmez alışma süreci kolay mı gelişti diye bir soru gelmiş dinleyicilerimizden. Yani kimse sizi işe aldım artık sen bunları halletmelisin, sen bunları halledeceksin. Kimse böyle bir yaklaşımla sizi işe almaz. Eğer sizi işe alıyorsa, sizin background'ınızı da biliyorsa, karşı tarafta şunun farkında. Bu kişi evet kendini burada geliştirecek. Bu kişi bana çok faydalı olabilir. Fakat benim de ona aynı şekilde bu environment'ı sunmam lazım bir şekilde. Ona bu ortamı hazırlamam lazım. Karşı taraf bu şekilde anlayışlıydı. En azından ben kendi firmam için onu söyleyebilirim. Halen daha anlayışlılar. Bazı eğitim platformlarından eğitimlerime devam ediyorum. Bir de teknoloji dünyasında herkes şunun farkında. Yani siz her şeyi bilemezsiniz. Günümüzde artık ChatGPT var. Açıp bazı şeyleri ChatGPT'ye soruyorsunuz. Bunun öncesinde Google'a soruyordunuz, Stack Overflow'a soruyordunuz. Ama sürekli bir şeyleri oradan belki kopyalayarak, taklit ederek bir şekilde başlıyorsunuz öğrenmeye. Daha sonra tecrübe kazandıkça bu şeyleri ezberleyebiliyorsunuz. Zaten tecrübeli developerlar işte tecrübeli data analistler oralarda ortaya çıkıyor. Bazen bir bakıyor şöyle 2-3 saniye içinde senin hatanı sana söyleyebiliyor. Ama onun öncesinde onlar da biliyorlar yani. Onlar da o yollardan geçmişler. O yüzden rahat olabilirsiniz. Yani işe başladıktan sonra da 10 yıl çalışsanız da 20 yıl çalışsanız da öğrenme süreci hiç bitmiyor. Kendinize sürekli bazı platformlardan eğitim alabilirsiniz, eğitimleri yapabilirsiniz ki insanlar bunu da takdir ediyorlar yani. Kendileri de bu aşamalardan geçtikleri için. Evet, teşekkür ederiz Nurullah Bey.
Şöyle bir soru gelmiş. Almamızın iyi olabileceği bir harici sertifika var mıdır? Yani kurs sertifikası haricinde önerebileceğiniz bir sertifika var mıdır diye bir soru gelmiş dinleyicilerimizden. Eğer bootcamp yapıyorsanız, yapacaksanız, ben bootcamp aşamasında başka bir kurs tavsiye etmiyorum. Çünkü bootcamp gerçekten yoğun. Eğer enerjiniz varsa dersi tekrar etmek için veya verilen ödevleri nasıl tekrar edebilirim, nasıl daha iyi yapabilirim gibi şeyler üzerine ben yoğunlaşırdım. Zaten bunları yapınca başka bir şeye de vakit kalmıyor. Dediğim gibi her gün yeni bir ders geliyor, her gün yeni bir konu ekleniyor. Ben vaktimi bootcamp'i tekrar ederek ve bootcamp üzerindeki projelerde çalışarak geçirirdim. Hocalarımız da bize bunu tavsiye etti. Ben de bunu uyguladım, çok da faydasını gördüm. Birkaç yerde acaba dedim başka bir kurs alabilir miyim? Ama çok kötü dağıldım. Toparlaması çok zor oldu benim için. Psikolojik olarak da insan etkileniyor. Çünkü bir yerde sizin bootcamp'iniz var. Başka bir kursa başlıyorsunuz ama o kurs da yarıda kalıyor. İlerletemiyorsunuz yani. Ben ilerletemedim. Belki hani ilerletebilen arkadaşlar olur ama çok da sağlıklı olacağını ben de düşünmüyorum. Hocalarımla aynı kanaatteyim. O yüzden eğer bootcamp yapıyorsanız bootcamp aşamasında sadece bootcamp'e odaklanıp bootcamp bittikten sonra farklı external kurslar alabilirsiniz. Ama bootcamp'in dersleri zaten yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hocalar da müfredatı ve teknolojiyi çok yakından takip ediyorlar güncel olarak. Onlara güvenmenin doğru bir kanaat olduğunu düşünüyorum. Evet, bu konuyla alakalı kursiyerlerimizden bir tanesi şöyle yazmış aslında. Kurs sonrası staj süreci var zaten sertifikadan daha çok etkili diye. Peki siz kısaca kursun sonundaki staj projesinden bahsedebilir misiniz? Sizce ne kadar etkiliydi? Bununla alakalı da soru gelmiş çünkü. Kısaca bir bahsedebilir miyiz? Evet. Kurs çok etkiliydi. Kurs etkili olduğu kadar staj döneminde bir o kadar vurucuydu diyebilirim ben. Çünkü kursta öğrendiğimiz her şeyi orada pratik yapma imkanı bulduk biz. Gerçek bir firmayla Tech Pro anlaşıyor. Gerçek bir firmadan gerçek dünya datalarını veya gerçek business datalarını alıyorlar. Büyük datalar böyle yani küçük datalar değil, eğitim amaçlı falan değil. Gerçekten data analistlerin çalışacağı, data scientistlerin çalışacağı büyüklükte, volümde olan datalar. Bunlar üzerinde yine gerçek tool'larla işte Power BI ile, Tableau ile, neyse işte Python notebook'larıyla veya data scientist kısmı içinde aynı şekilde machine learning, deep learning bütün aşamalarıyla çok güzel bir şekilde öğrendiklerinizi orada uygulama imkanı buluyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim yani ben bunları interview'de anlattığım zaman karşı taraf çok etkilenmiş. Yani bunları belki yapabileceğimi bu bootcamp'te düşünmemişlerdi. Ama bootcamp'in içeriği çok zengin, stajın da içeriği çok zengin ve çok faydalı oluyor. Özellikle orada da tekrar ettiğiniz için öğrendiğiniz şeyleri daha da böyle güzel bir şekilde zihninizde yer etmiş, oturmuş oluyor. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve çok avantajlı olacaklarını düşünüyorum staja katılanların. Yani teşekkür ederiz. Yine bir alt başlık geçeyim. Data Science kursunuzdan sonra, daha doğrusu tamamladıktan sonra dilerseniz Silikon Vadisi projesi var aslında. Technology Education Stanford Üniversitesi ile bir akreditasyon programı. 3 aylık orada da bir proje yapılıyor. Ona da başvurabilir değerli dinleyicilerimiz, değerli mezun kursiyerlerimiz diyelim. Teşekkür ederiz Nurullah Bey. Yine sorulara bakıyorum. Hocam mülakatlarda ve sonrasında SDLC ne kadar önemli? Mülakatlarda SDLC sorusu geliyor mu diye bir soru gelmiş dinleyicilerimizden. Yani SDLC, belki SDLC biraz açtı. Software Development Lifecycle. Şimdi bunun belli tabii farklı metodolojileri var. En revaçlı olanı, en güncel olanı IT alanında Agile ve Scrum metodolojisi olarak söyleyebilirim. Evet, kursta da bize official olarak bir tane Scrum Master tayin etmişlerdi. İçimizdeki katılımcı hocalarımızdan bir tanesini Mert hocamız Scrum Master olarak tayin etmişlerdi. Aynı şekilde Product Owner'ımız oldu. Orada staj esnasında bunları da birebir yaşayarak öğreniyorsunuz. Yani Product Owner kimdir, Scrum Master nedir, işte daily meetingler nasıl yapılır, işte böyle yani Kanban board nedir, nasıl insanlar tasklarını böyle planlarlar, planning meeting nedir. Bu yüzden de çok faydalı oluyor. Tabii ki yani önemli olmaz olur mu? SDLC çok önemli bir yer tutuyor IT alanında. Özellikle Agile ve Scrum alanında dolu olarak giderseniz oraya birkaç bir şey söylerseniz bu sizi otomatik olarak diğer yarışmacıların önüne de attıracaktır yani. Çünkü bu efektifliği de arttırıyor sizin çalışma hayatınızda.
Evet, teşekkür ederiz Nurullah Bey. Bir gününüz nasıl geçiyor? Bundan bahsetmiştiniz. Ofisten mi yoksa evden mi çalıştığınızdan? Şöyle bir soru gelmiş. İsviçre'deki şirketler genelde remote mu çalışıyor? Diye bir soru gelmiş. Uzaktan çalışma olanaklarından kısaca bahsedebilir misiniz? Böyle imkanlar da var mıdır sizce? Bizim firmamızda biz 3 gün ofise gidiyoruz, 2 gün evden çalışabiliyoruz. Onun haricinde ben ofise gittiğim zaman da benim takımım burada değil şu anda. İngiltere'ye ben çalışıyorum. Benim çalıştığım şube ve arkadaşlarım İngiltere'de. Aslında remote olarak çalışıyorum. O yüzden her zaman imkanlar var remote olarak çalışmak için. Dediğim gibi teknoloji çok ilerlediğinden dolayı, dünyamız globalleştiğinden dolayı, internetle her yere erişiminiz olduğundan dolayı remote çalışma olanakları her zaman var. Türkiye'den de Avrupa'ya çalışabilirsiniz, Türkiye'den Amerika'ya rahatlıkla iş bulabilirsiniz veya bulunduğunuz Avrupa ülkelerinden de başka ülkelere remote olarak çalışabilirsiniz. Evet, teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi programın sonlarına da geldik. Aslında son bir soru soracağım. Dille alakalı hangi seviyede bulunduğunuz bölgenin dilini biliyorsunuz? Mülakat esnasında teknik sorular karşısında dil seviyesi olarak zorlandınız mı diye bir soru gelmiş. Aslında dilden bahsetmiştik ama kısaca tekrardan bu soruya cevap verebilir miyiz? Yani dil, evet dil gerçekten çok önemli. Yine dediğim gibi çünkü iletişim devreye giriyor. Karşı taraf size bir task verecek. Sizin o task'ı doğru anlamanız gerekiyor. Doğru yorumlamanız gerekiyor. Karşı tarafa doğru açıklamanız gerekiyor. Eğer sunumunu yapılacaksa güzel bir şekilde sunmanız gerektiği için dil çok önemli. Ama teknik pozisyonlarda çalışıyorsanız data engineer veya data scientist, belki data analiz kısmında sunum yaptığınız kısımlarda dil çok önemli olabilir. Ama karşı taraf çok da bunlara takılmıyor. Çünkü biliyorlar ki siz teknik olarak bazı şeylerde yetkinsiniz, kabiliyetlisiniz. Eğer onların verdiği task'ı anlayıp onlara güzel bir şekilde sunabilirseniz istedikleri şeyleri dil seviyeniz B1 ise yeterlidir. Ama sordukları için söyleyeyim. Ben yerel dil olarak buraya geldiğimde Advanced seviye C1 kursu yapmıştım Almanca'da. Fakat Almanca olarak çalışmıyorum. İngilizce olarak çalışmaya başlamıştım. İngilizce seviyem de B1'di. Şu an belki C1 seviyesine geldiğimi söyleyebilirim ama bu zaman içinde oldu. Konuşa konuşa kendinizi geliştiriyorsunuz. Karşı taraftan bazı kalıpları öğreniyorsunuz. Herkese tavsiye ederim bir tane not defteri böyle işe girdikten sonra da insanlardan duyduğunuz şeyleri yazın, bazı kalıpları, onları kullanmaya çalışın. Yani bunları taklit ede ede, öğrene öğrene, duya duya siz de kendinizi geliştiriyorsunuz. Ama B1 seviyesi yabancı bir ülkedeyseniz işe girmek için ben özellikle teknik alanlarda yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz Nurullah Bey. Programı sonlandırmadan öncesinde bir önceki IT Talk programımızda kursiyerimiz şöyle demişti. Rezümenize sadık kalmalısınız. Rezüme çok önemli. Oraya zaten ne yazarsanız o çıkıyor. Onu soruyorlar demişti. Aklıma bu geldi. İsviçre tabii o kursiyerimiz Amerika'daydı. İsviçre için de bu şekilde mi? Hani mutlaka rezümenize sadık kalın. Rezümenizi iyi bir şekilde hazırlayın. Asla orada olmayan bir şey eklemeyin demişti. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani ben de kesinlikle sadece bunu onaylayabilirim. Doğru. Eğer alakasız şeyler yazdıysanız ve onların arkasında duramayacaksanız mülakatta bu tarz şeyleri hiç yazmaya gerek yok. Ne yazdıysanız onun arkasında durup ona göre bir hikaye oluşturup mülakatta o şekilde devam etmek lazım. Dediğim gibi çünkü karşı taraf da tecrübeli olduğu için özellikle HR mülakat yapa yapa insanların davranışlarını bildiği için bazen çapraz sorular sorabiliyor. O çapraz bir iki tane soru sorduğu zaman zaten hikayenin dışına çıktığınız zaman doğru söyleyip veya yalan söyleyip söylemediğinizi bunları çok rahat bir şekilde analiz edebiliyorlar. Onların bazı soruları var. Yetkinliğe dayalı sorular. Competency based diyorlar onlara. O yüzden ben de aynı şekilde yani bunu sadece onaylayabilirim. Evet, çok teşekkür ederiz Bir Nurullah de Bey. bence Doğru. çok Evet, belki buyurun. eklemekte fayda var. Çok endişe etmelerine gerek yok arkadaşlarımızın. Eğer TechPro Bootcamp'e katılmayı düşünüyorsanız gerçekten LinkedIn'le alakalı da nasıl rezüme hazırlayabilirim, CV hazırlayabilirim. Hocalarımızın çok güzel çalışması var. Detaylı olarak her şeyi açıklıyorlar kursun sonunda. Evet, çok teşekkür ederiz Nurullah Bey.
Çok güzel dolu dolu bir program oldu. Çok keyifliydi. Çok fazla katılımcımız, dinleyicimiz vardı. Güzel sorular geldi. Onun için ayrıca dinleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Öncesinde tabii en büyük teşekkür size Nurullah Bey bugün katıldığınız için. Bu değerli tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Programı sonlandırmadan önce eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Çok teşekkür ediyorum. Ben burada olmaktan onur duydum. İnşallah dediğim gibi katılımcılar için de bir nebze olsun faydası olmuştur. Herkese bol şanslar diliyorum. Her şey gönüllerince olsun. Evet, teşekkür ederiz. Biz de Tekpro Education ailesi olarak bundan sonraki iş hayatımızda özellikle 2024 yılı için büyük başarılar diliyoruz sizin için. Çok teşekkür ederiz Nurullah Bey. Ben ayrıca dinleyicilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmadınız. Heyecanımıza yine ortak olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Genel olarak bütün sorularınıza cevap vermeye çalıştık. Fakat hala aklınızda sorular var ise ekranda gördüğünüz halkla ilişkiler danışmanlarına ulaşabilirsiniz. Tekrardan hatırlatmış olalım. Yeni dönem Full Stack Python Developer ve Data Science kurslarımız 22 Ocak tarihinde başlayacaktır. Bir sonraki Tech Pro Education programında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın Abdullah Bey. Teşekkür ederim İlhan Hanım. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.